Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetisi'nin El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Geçen videomuzun konusu proje bazlı organizasyonlardı. Bu organizasyon yapılarının avantaj ve dezavantajlarını, hangi sektörlerde karşımıza çıktığını konuşmuştuk. Bu haftada organizasyon yapıları arasındaki farkları bir bütün olarak inceleyeceğiz. Fonksiyonel yapıdan proje bazlıya doğru gidildikçe neler değişir bir şirkette, bunları konuşacağız. Evet, ilk videomuz fonksiyon organizasyon yapısı ile ilgiliydi. Burada şöyle bir bilgi paylaşayım. Fonksiyon organizasyon yapısında proje yöneticilerinin yetkilerinin en düşük seviyede olduğu, buna karşılık proje bazlı organizasyonda organizasyona doğru gidildikçe yetkilerin arttığı görülmektedir. Proje bazlı organizasyonda proje yöneticisinin yetkileri en üst düzeydedir. Peki proje yöneticisinin proje bazlı organizasyona doğru gidildikçe kaynak bulması ile ilgili konuşursak çok daha kolaylaşır. Fonksiyon organizasyonunda kaynak bulmak çok daha zordur. Proje bazlı organizasyonda proje yöneticisi de özel bir ekip oluşturulur. Evet, bu grafikte de görüldüğü üzere fonksiyonel organizasyon yapısında proje yöneticisinin yetkileri ve kaynaklara ulaşabilmesi az. Çünkü fonksiyon organizasyonda departman yöneticileri projeleri götürüyordu. Zayıf matriste proje koordinatörü veya proje hızlandırıcısı vardı. O da sınırlı yetkilere sahipti. Dengeli matristen itibaren proje yöneticisinin gücü artar demiştik. Yetkileri artar, resmi olarak atama yapılır ve performansa müdahale eder. Bu yüzden orta seviyede bir yetki düzeyine sahip, kaynaklara ulaşabilmesi de orta düzeyde mümkün olabiliyor. Güçlü matris organizasyonda proje yönetim ofisi karşımıza çıkıyordu. Burada kaynak bulma ve yetkisinin artması tabii ki paralel olarak artış gösteriyor, daha da yükseliyor. Ve proje bazlı organizasyonda tam yetkiye sahip artı ona özel bir ekip veriliyor demiştik. Artık yetkisi tam, kendisinde özel bir ekip var. Fonksiyonel organizasyon ve zayıf matriste proje bütçesi fonksiyon yöneticileri tarafından idare edilir. Fonksiyonel organizasyon ve zayıf matriste bütçeyi fonksiyon yöneticisi idare eder. Dengeli matriste organizasyon yapısına geçtiğimizde proje yöneticisinde proje bütçesi üzerinde söz sahibi olduğunu görürüz. Bu dengeli matriste artık proje yöneticisinde söz sahibi ama tabii fonksiyon yöneticisinde hala söz sahibi. Güçlü matris ve proje bazlı organizasyonlarda ise bütçenin yönetimi tamamen proje yöneticisine geçmiştir. Sağ taraftaki diyagramda proje yöneticisini gösteriyor. Bu da güçlü ve proje bazlı organizasyon için geçerli bir durumdur. Bir proje yöneticisi zamanının ne kadarını projeye, ne kadar operasyonel işlere ayırır sorusunun cevabı aşağıdaki çizimdedir. Fonksiyonel organizasyon ve zayıf matrislerde proje yöneticisi yarı zamanlı çalışır. Yani tamamen projeye odaklanmaz, geri kalan zamanında bir bölümünde operasyon işlerle geçirir. Yarı zamanlı proje yöneticiliği yapmaktadır. Dengeli matris, güçlü matris ve proje bazlı organizasyonlarda ise proje yöneticisi tam zamanlı olarak projeye odaklanmıştır. Evet, aşağıdaki grafikte de gördüğünüz üzere yarı zamanlı proje yöneticisinin çalıştığı organizasyonlar fonksiyonel ve zayıf matris, tam zamanlı çalıştığı organizasyonlar dengeli, güçlü ve proje bazlı olarak ifade edilir. İdare ekibin iş yoğunluğu açısından baktığımızda ise bakınız ne diyor, iş yoğunluğu şeklinde ise proje yöneticisinin yardımcılarından oluşan bir çekirdek ekip düşününüz. Bunların zamanının ne kadarını projeye ayırıyorlar? Şimdi ona bakalım. Fonksiyonel organizasyon, zayıf matris, hatta dengeli matriste idari personel yarı zamanlı çalışırken, proje odaklanmışlarken güçlü matris ve proje bazlı organizasyon yapılarında bu idari personelimiz tam zamanlı projeye odaklanırlar. İşte yine yarı zamanlı organizasyon yapısında bu sefer idari ekip açısından bakıyoruz. Üç organizasyon yapısında tam zaman ayırmıyorlar, part time çalışıyorlar. Fakat güçlü matris ve proje bazlı da proje yöneticisine yine yardımcı olacak bir çekirdek ekip tanımlanıyor. Ve onlar full time proje yöneticisiyle birlikte
görev yapıyorlar. Planlamaya, projeyi takip etmeye, raporlamaya, projenin izleme, kontrol süreçlerinde sürekli projenizin yanındalar. Evet, bu videoda organizasyon yapılarıyla ilgili bir hayli konu başlığından bahsettiğimiz için birkaç tane tartışma sorusu paylaşıyorum. Bunlar PMP sınavında çıkabilecek konu başlıkları ya da soru tipleri olabilir. Lütfen bunları önceki videolardan inceleyin, kaynaklardan, kitaplardan araştırın. Birinci sorumuz şu: proje yönetiminin tam zamanlı, idari personelin yarı zamanlı çalıştığı organizasyon yapısı hangisidir? Hem proje yönetiminin hem de fonksiyon yöneticinin proje bütçesini yönettiği organizasyon hangisidir? Karmaşık projeleri yönetmek için seçilmesi gereken en iyi organizasyon yapısı, seçilmesi gereken organizasyon yapısı hangisidir? Fonksiyonel, zayıf veya dengeli matris organizasyonlarda proje ofisi olabilir mi? Yoksa sadece güçlü matris organizasyona ait bir yapı mıdır proje ofisi? Evet, sorularımız bunlar. Bunları lütfen dediğim gibi önceki videolardan veya kaynaklardan inceleyiniz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bu hafta neler konuştuk? Organizasyon yapılarına göre projeye kaynak bulmak, proje yöneticisinin iş yoğunluğu, çekirdek ekibin iş yoğunluğu ve araştırma sorularını sizlerle paylaştım. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.